Abi uçak gemisine bakar mısın? Hayvan gibi maşallah. Ben ona girerim. Vallahi girerim. İçinde restoran da var. Gireceğim. Helikopterler, helikopterler var üzerinde. Dur bakalım şuradan bir sağ yapalım şöyle. Uçaklara bakın üzerinde. Aa çok iyiymiş. Aa park yerim de hazır bana. Vallahi bak. Oo. Pıt. Hem de bak nereye geldik. Bak öpüşen heykellerin önüne geldik. Neyse hadi. Başlayalım. San Diego'ya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hepinize San Diego'dan tekrar merhaba. Şimdi San Diego'ya geldik. Burası bir deniz şehri. Kıyıda bir yer. Burası bir körfez. Aynı İzmir körfezine benzettim ben. Burada çok büyük bir böyle savaş gemisi var. Şimdi yukarı çıkacağız. İçeri girelim bakalım. Ben daha önce böyle bir gemiye girmedim. Hem benim için bir ilk olsun. Hem de San Diego'yu gezmeye başlayalım. Şimdilik şöyle bir kocaman bir denizci burada ablayı öpüyor. Çok güzel yapmışlar ha. Ayakkabılara kadar yapmışlar detayları falan bak. Tabii buradan fazla belli olmuyor. Çok büyük çünkü heykeller. Bakın burası böyle. Denizci bir kızı öperken böyle arkada da deniz gemisi. Deniz gemisi. Evet. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biletimizi aldık. İçeri giriyoruz. Böyle şarkılar, türkülerle. Hah çocuklar. Hastalar bile. Evet. Nereye gidiyorum bilmiyorum ama herhalde şu yukarı çıkacağız. Evet. Burada bu şekilde uçaklar var. Bunların tabii hepsinin bir hikayesi var ama biliyorsunuz ben hikayelere pek girmiyorum. Ama tahminen bunlar Pearl Harbor'daki uçaklara benziyorlar ama Lilliput Island. Evet. Experience, savaş experience yaşayabiliyormuşsunuz burada. Şu odanın içine girip. Ama ben savaş experience yaşamak istemiyorum bugün. Sadece uçakları görmek istiyorum. O yüzden devam ediyoruz. Eski uçaklar ve bayağı büyük. Yani neden bu kadar büyük anlamadım. Çok büyük ya kanatları falan. Devasa yani. Çok ilginç. Bu kadar büyük savaş uçağı. Yani savaş uçağı dediğin şöyle bir şey olur bakın. Ha bunlar bakın şey koltuklarıymış. Bunlarda eject sistemi var ya fırlatıp atıyorsun. Ha şunu çekince fırlatıyor seni havaya. Uçaktan kurtarıyorsun kendini. Evet ilginç. Bakın geminin buraya maketini yapmışlar. Şu anda neredeyiz? Şu anda şuradayız bakın. Şu sarı yerin altındayız. Bakın şurada balkon var ya karşıda. O balkon herhalde şu köşedeki yer olsa gerek. Şurası yani. Şu köşedeyiz. Evet. Bakın buraya harika bir teras yapmışlar böyle geminin orta katına. Şurası restoran. İçeriden alıp burada istediğinizi yiyip içebiliyorsunuz. Geminin arkasında da var bir bahçe. Restoran gibi yani. Evet şimdi yukarı çıkalım bakalım. Şu uçak gemilerini yakından görelim. Bu arada size dışarısını da göstereyim. Çok büyük bir limanı var. San Diego'nun. Gemiler, botlar, tekneler. Böyle yürüyüş yerleri falan var. Evet arkadaşlar burada bir tane uçak motoru var. Adamlar buraya koymuşlar modelini. Çalışma mekanizması yavaş bir şekilde gösteriliyor ve bu uçak motoru savaş kazanmış bir motor. Orada yazıyor The engine that won the war.
savaşı kazanan motor diye. Yani burada bir taksi gibi bir motor var. Motor diyorum. Bak bunlar önemli şeyler. Evet. Burada da bir eski bir savaş uçağı var. TNC. Pilot Trainer. Uçak pilotlarını eğitiyormuş. Eğitim uçağıymış. Yukarı bunlar Cessna değil mi ya? Cessna'lar. From Refugee Citizen. Evet, yukarı çıkalım bakalım, devam edeceğiz. Normalde buraya tur alıyorlarmış. Ben tur almadım. Ben dedim kendi kendime gezeceğim. Bakın buralarda hep böyle odalar falan var ama kilitlemişler benim gibi insanlar açmasın diye. Bunu da kilitlemişler. Burada bir şey yok. Buradan devam ediyoruz. Bakın pilotların üniformaları, kaskları, her şeyi. Burası ne ki? Neyse. Evet, burada da bir salon var böyle. Eğitim salonu mudur, toplantı salonu mudur bilemedim ama öyle, briefing salonu herhalde olsa gerek. Burada bazı pilotlar var. Burası yine bir önemli bir odaya benziyor, öyle bilgisayarlar falan. Bak. Şapkayı düz takaydınız bari, koskoca pilotu ne hale getirmişler. Evet, devam ediyoruz buradan. Sesli bir atmosfer tabii, gemiler sesli oluyor genelde. Bakın böyle her yerde büyük büyük hortumlar var. Şey hortum diyorum, borular var. Hortum da var gerçi de, itfaiye hortumu tabii onlar. Abi bunun sesi şeyle vermişler, normalde ses yok. Ama geminin çalışma sesini kabinlerle vermişler. Bakın ses buradan geliyor, kabinden. Normalde sessiz gemi şu anda. Aşağı mı iniyoruz ya? Hadi inelim bakalım. Junior Officer Quarters. Orada neler oluyor? Neyse devam ediyoruz. Bu taraf kapalı. Hiçbir şey kaçırmak istemiyorum çünkü $26 para verdiğim için $26'ın 26'sını da böyle çıkarmak istiyorum açıkçası. Şuraya bakalım. Buralar. Bak buralar açık. Ranzalar var. İkili. Mehmetçikler, askerler burada. Burası kapalı gene. Üniformaları var askerlerin burada. Burada da öyle. Bunlar ne yapıyor? Bak burada kaç tane var ranza? Oo çok var. Bak bir burada var, iki orada var, üç burası, dört şu yukarısı. Karşıda var iki tane, bir iki de orada var. Abi 8 kişi görüyorum aynı odada kalabilen. Evet. 8 kişi. Devam. Abi nereden devam ediyoruz? Buradan çıkış var mı diye? Ha bu tarafaymış, pardon. Evet, devam ediyoruz. Burası da herhalde askerliğimi Miami'de yaptığım için pek bilmiyorum ama ne odası? Önemli bir odaya benziyor. Çocuklar, evet, yani işte ondan sonra niye çocuk yapmıyorsun diyorlar. Bakın böyle görev odası gibi. Hani diyorlar ya işte uçağı şuradan patlat, vur gibilerinden. Kıramadı çocuk onu, kıramadı illa, kıramadı. Çekiç ver. Evet. Devam ediyoruz. Bakın çay her yerde var. Var mı içinde bir şey? Yok. Hak radarlar burada. Kahveyi dökeceksin ama oralara. Evet valla atmosfer aynı. Control center'mış burası. Bakın radar var burada. Burası gene bir
Eğri beri fermiş. Burası da savaş odası. Vallahi dönüyor her şey ya. Açılıyor, kapanıyor falan. Evet, bunlar tur yapıyorlar. Biz o tura girmedik. Benim turla uğraşacak zamanım yok çünkü. Yani değişik değişik. O filmlerde gördüğümüz şeyler işte buralarda çekiliyorlar böyle. Devam ediyoruz. Biz geçtik grubu. Burası Anchor. Demir atıyorlar buradan. Burada Anchor ama herhalde bu Anchor çürümüş. Burada bilmiyorum ne işe yarıyor. Halatlar. Bakın demire bak. Ayağımla büyük bir tanesi. Oo, Anchor'a bakın aşağıda. Vallahi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Anchor kocaman aşağıda. Zincirleri de buradan başlıyor. Üstüne cam koymuşlar. İçine çocuk düşüp oradan aşağıya denize düşmesin diye. Üstüne de basmayın demişler. Doğru, haklı olarak. Buradan aşağı iniyoruz. Sanırım bu katı bitirdik. Burası hangar katı. Evet, aşağı inelim bakalım nereye çıkacağız. Ranzalara bakın ya. Hapishane şeyi gibi vallahi. Minderden yapmışlar. Abi bunun üstünde de yatılmaz ki ya. Bakın bakın. Burada isimleri var askerlerin. Thomas kalmış burada. Mesela. Bunu kaldırınca ne oluyor ki? Çekmece mi bu? Ha, çekmece vallahi. Açıldı bir şeyler. Tamam, çok da şey yapmayalım. Bakın arkası bildiğiniz koğuş. Asker koğuşu gibi. Evet, devam. Vallahi öyle bak, 34F, 35F numaraları var herkesin. Oo, abi burada uyulur mu ya? Evet abi, burası bildiğiniz koğuş. Temin o yukarıdaki özel odalar herhalde şeylerindi, komutanların falan olsa gerek. Ya şu televizyondan gelmişken çekeyim ya. Yeni nesile hatıra kalsın bak. Bir daha göremezsiniz böyle şeyler. Eskiden bunlar... Bu neydi ya? O da işte bir şey. Televizyona da diğerini anlamadım. Evet. Koğuşlar, yataklık burası. Burayı şey yapmışlar. Kişisel eşyaların çekmece gibi böyle. İşte önlükler, şeyler. Blues. Buraya çıkılıyor mu? Çıksaydık iyiydi. Kapalı diyor ama. Devam ediyoruz. Bu ne? Store varsa. Burası şey. Ne ki burası? Normal. Convenience store galiba. DVD var. Bakın kaset var orada. Kullanma tarihi geçmiş bir tane cracker. Cookie. Evet, bildiğiniz şey gibi. Kapalı. Devam. Ne kadar çok hortum var ya. Burada çantalar var. Yine kapalı bir bölge. Aha. Evet, şeye çıktık. Aynı geldiğimiz yere geldik. Tur buradan bitiyormuş. İyi oldu vallahi. Güzel. Evet bakın, buradan girmiştik daha önce. Tekrar aynı yere geldik. Şimdi gönül rahatlığıyla yukarıya çıkabiliriz. Çünkü orta katı bitirdik. Bakın yine buradan geçiyoruz. Şu uçaklar bayağı büyükmüş ya, savaş uçağı için.
Bak uçuş takımları da yok mesela. Kalk. Evet, en üst kata çıkalım. Uçaklara bakalım bir de oradan, helikopterlere falan. Devam ediyoruz. Bakın çakma anons yapıyorlar. Önce bir düdük çaldı. Hani olur ya gemilerde önce düdük çalar, ondan sonra işte kalkın artık falan diye şeyler söylerler. Onları falan şey yaptı. Devam ediyoruz. Beni etkilemedi. Flight deck. Evet, yukarı çıkıyoruz flight deck'e. Bakın temin buradan gelmiştik. Aşağısı deniz. Buradan yukarı çıkalım şimdi. Evet arkadaşlar, uçaklara geldik. 612 Skywarrior. Bakın burada böyle bir devasa uçak. Burada bir fighter Panther F9F. Panther bu, bakın. Kanatları yukarı kalkmış. Aslında kanatlarını indirebilirlermiş şunun altına mesela, ama herhalde buradan yeri yoktu. Orada bir tane daha var, küçük. Şurada bakın, böyle küçük var bir tane. Herhalde bunlar kısa boylular için olsa gerek. Hepsinin kanatları kırık. Yukarı doğru kalkık yani. Burada bakın, bu var. Tabii bunların hepsinin isimleri var. Buradan yakıt mı alıyordu bunlar? Öyle bir şey oluyordu. Cougar. Cougar'ları severiz. Evet. Burada ne var? Bayağı büyük burası. Bakalım daha neler göreceğiz. Şuradan devam edelim. Aa, uçağın içine giriliyor vallahi. Ben de gireceğim. Bakın bu iyiymiş. Abla içine girmiş uçağın, poz veriyor. Vallahi harika. Bakay. İyiymiş gerçekten. Çocuklar sıraya girmiş orada içeri girmek için. Burada daha tombul uçaklar var. Bunlar görev uçağı. Wow, kanatları bayağı kırılıyormuş. Neredeyse bu tarafa gelecek kanadı. Evet. Baktım sağlam mı diye. Evet. Sanki boyası biraz kalkmış gibi geldi. Evet. Burada başka bir uçak var. Intruder. Bu atak. Atakçı bu bak. Roketler maketler var burada. Tabii ki işlediği boş bunun. Ana, bunu çekince bir patlıyormuş. Elim de patladı derler ya harbiden. Evet. Devam ediyoruz. Ortadaki uçağa dönüşte bakacağız. Bu helikopter mi? Evet. Aa, helikopterin pervaneleri de katlanıyor. Yani biliyordum katlandığını ama. Evet. Helikopter eski bayağı. Helikopter utility. Ha, bu iş helikopteri. Şey, eşya meşya taşıyor sağdan sola. Arkada zaten 2-3 kişilik oturma alanı var, 2 kişilik. Evet, bu aşağıdan hani böyle işte tank mank taşıyan helikopterler var ya, onlardan. Oo. Bak burada balon gibi helikopter, çok sakat bir alet. Ha vallahi cam kırıldı mı göte geldin yani. Evet, bu bu şey pervaneli. Aha. Lastiğe çarptım. Güzelmiş lastik. Bak. Bir tane de Apache mi o? Yok değil. Evet, şöyle hepsinin tepesinden, hepsinin içine kadar girmeyin. Hiç belli olmuyor ne olduğu. Şuradan şöyle, zaten hepsinin pervanesi katlı. Aa, yukarıda çok iyiymiş o. Onun motoru aşağıda mı herhalde ya? İlginç. Bu ne? Sea Sprite.
Easter Pride mi? Evet. Navy. Bunun içine giriliyor. İçine gireceğiz. Helikopterin içine daha önce hiç girmemiştim. Evet. Hiçbir şey yok içinde. Ha, içinde kadın var. Buraya yaşlılar oturuyor herhalde. Sorry. I didn't know you're taking pictures. Sorry. Burası kokpit. Kokpit ne hale gelmiş? Evet, buradan camdan dışarı bakabiliyorsunuz. Biriniz resmini çekebilirdi ama maalesef kimse olmadığı için çekmiyoruz resim. Devam ediyoruz. Şimdi burası aynı zamanda pist biliyorsunuz. Buraya uçaklar iniyordu zamanında. Oraya da geleceğiz. Bakın az önce içinden çıktığımız helikopter bu. Bir tane de burada var böyle. Bu da arkadan girişti. Onun da içine araba falan mı giriyor diyeceğim ama araba için çok küçük ya. Evet. Zaten iki insan girdi. Doldu. Bunlar hep hidrolik kabloları, hortumları. Önemli şeyler bunlar. Askerler buraya oturuyor. Bu asker taşımak içinmiş. Evet, anladım şimdi ben. Asker taşımak için. Bunlardan birini kestim mi düşer bu. Eski bunlar tabi. Bunlar ne ki? Evet, devam ediyoruz. Bakın bu da içinden çıktığımız. Aa, bu çift pervaneliymiş. Bunlar değişik oluyor çok. Evet, burada o her gün gördüğümüz helikopterlerden var. Ama bu savaş helikopteri, bak silah var orada. Seawolves. Burada da var silah, Rambo'daki silahlar oluyor ya. Aa, bak sen şunu. Evet. Değişik aletler. Devam ediyoruz. Burada yine bir Dodge Hell Spawner. Kaşıkçı mı bu ya? Şihav. Hava şahini bu. Rambo'daki şeyler. Hava şahini diyor. Hulk. Benim soyadım. Bu da böyle bir alet. Burayı boş bırakmışlar nedense. Oo, daha bayağı gidiyor gemi ya. Wow. Abi resmen alışveriş merkezi gibi, bir büyük bir mall gibi. Burası bahçesi olduğunu düşünün. Bu arada da manzara görüyoruz vallahi geminin üstünden. Bakın burası San Diego sahili, körfezi. Artık ne derseniz. Şurada restoranlar var. Arkada bir köprü var. Tabii normalde bu çitler olmuyor burada. Ama burası artık bir müzeye çevrildiği için onu çitler koymuşlar. Bakın burada kapı var. Normalde aşağıya şeylere iniyor. Aşağıya az önce çıktığımız yerlere çıkıyor. Vay vay, şunun hareketlere bak bak. Uçak gemilerinde böyle artistler var ya bak. Şunun hareketlere bak. Güzel yapmışlar. Evet, uçaklardan devam ediyoruz. Geminin diğer tarafına geçtik. Yani burası bayağı uçak alırmış aslında. Doldurmuşlar oraları başka şeylerle. Bakın burası uçağın. Abi arkaya kadar bomboş. Aa, çok ilginç. Onu bilmiyordum ya. Arkada, arkaya kadar bomboş. Buradan git, arkadan çık neredeyse. Vallahi buradan hava geçiyor içinden. Evet. Bu da ilginç bir uçak. Bak orası kalkıp iniyor. Çok ilginç yapmışlar gerçekten. Tabii yani maalesef uçaklarla ilgili fazla bilgim yok. O yüzden görsel şölen sunmaktan başka yapabileceğim bir şey yok.
Geminin kokpiti şurada bakın. İki katlı. Yukarıda radarlar var. Onları da döndürüyorlar vallahi. Güzel yapmışlar. Aktifmiş gibi. Burada gene bir kokpit örneği var. Bu bakın radar, early warning uçağımış. Herhangi bir tehlike anında, daha doğrusu bunu yukarı salıyorlar. Bakın yukarıda kocaman bir anteni var, uydu anteni. Onunla işte düşman yaklaşıyor, ona göre siper alın hesabı. Erken uyarı sistemi uçağı, yani o radarla çok yükseğe çıkıyor bunlar bildiğim kadarıyla. Öyle hatırlıyorum, izlemiştim bunların belgeselini. Çünkü şunun ne içi yaradığını bilmek istemiştim. Zaten tahmin ediyordum radar olduğunu. İzlemiştim onun belgeselini. Ben bu çok yükseğe çıkıp oradan kim geliyor, kim gidiyor havada hepsini görüp haber veriyor. İşte düşman mı geliyor, dost mu geliyor. Burada bir tane daha savaş uçağı var. Bunlar havada yakıt ikmali için biliyorsunuz. O uzuyor ileri doğru. Valla şu kanallar açık böyle sağ solu. Ya bunlar reverse falan mı yaptırıyor acaba? Havayı, evet havayı alıyor. Bak uçağın türbinleri orada. Bir de bu çalışan, bakın hepsi yaşlı, sarı şapkalı personelin. Büyük ihtimal bunların hepsi ya burada gönüllü eski savaşçılar. Çünkü tiplerinden belli asker oldukları, yani belli. Bunlar 1960'larda belki de bu gemide görev yapan askerler olabilirler. Yine burada bir büyük uçaklar var. Böyle. Evet, şunun kanatlarına bakar mısınız ya? Ne kadar değişik katlanıyor. Vallahi harika. Pervaneli. Helikopter mi uçak mı belli değil de, he, uçak yani böyle olunca belli değil. Kanatları kapalı olduğu için. Şu kanatların sistemine bakar mısınız? Bunlar tamamen neredeyse 180 derece katlanıyorlar. Evet. İlginç. Evet, tur devam ediyor burada. Bakın sarı şapkalı amcamız, ortadaki sarı şapkalı. O da yaşlı. Eski bir askere benziyor. Konuşması, yürümesi. Şimdi bu flight deck'i bitirdik. Şu kokpit vardı yukarıda bakın. Radar var ya büyük. O tepeye çıkalım. Çünkü o kokpitte insanlar gördüm. Resim falan çekiyorlardı. Evet arkadaşlar, bulduk kapıyı. Buradan giriliyormuş. Aa, aşağıya iniyor bunu. Bakalım aşağıda ne var? Zafer Müziği eşliğinde içeri giriyoruz ama bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet. Aa, burası ne güzel bir yermiş ya. Ya bunların, he bunlar kaptanların şeyi olsa gerek, kaldığı yerler olsa gerek. Bakın orada Paul McCree şeyler yazıyor. Commander. Kumandan bunlar, kumandan. Emirerleri temin gösterdiğim yerde yazıyorlar, yatıyorlardı. Koğuş gibi vardı ya hani. Evet, bakın. Zaten kostümlerinden belli oluyor. Ha, buraya giriliyormuş. Kostümlerinden çalışma odaları belli oluyor bak. Bir sürü yıldızlar falan var şeyinde. Ceketinin cebinde. Üstünde yani. Evet. Burası herhalde, bilmiyorum ne ama. Ha, burası yemek yeri ya. Restoran. Bakın aşçı var orada.
Burada yemek yapıyorlar. Evet. Ne güzel, her şeyi böyle orijinaline sadık bırakmışlar. Sahte patates, et var orada. Evet. Bakın burada odalar var. Şu anda geminin en üst katındayız, uçakların olduğu katta. Sadece bir kat aşağıya indik oradan. Yani uçaklar üstümüzde kaldı. Bu ses ne? Evet, bu sesler. Ha, burası fax makinesi herhalde. Ben de atıyorum ama yani. Yok ya, dediğim gibi evet, bakın buradan şey yapıyorlar. Mesaj falan gönderiyorlar. İletişim odası burası. Evet, bakın orada kağıtlar, mayatlar var. Evet, devam. Ses de zaten fake. Çakma ses yani. Hepsi hoparlörden çıkan sesler. Gerçek sesler değil. Burası komando odası. Evet. Vallahi her şey dönüyor ha. Acaba bunları değiştirseler ne kadar fark ederdi ki gerçek hayatta? Neyse, burası kapalı. Abi çok fazla mekanizma var ya. Şuraya bak. Oo, bunlar daha beter. Acaba neyin nesi ya? Telsiz için olabilir. Transfer switch port. Evet, receiver. Uydu. İletişim. Bakın, yüksek rütbeli askerlerin kaldıkları odalar. Tabii ki daha lüks. Pencere yok. Ama güzel. Aa bak. Duşu, banyosu böyle. Güzel yani, otel gibi. Harika. Evet, burası yine bir mutfak. Mutfaktan devam ediyoruz. Tekrar yukarı çıkıyoruz. Nereye çıkıyoruz? Aa. Evet, tekrar yukarı çıktık. Şuraya çıkmak istiyorum. Orayı herhalde buradan çıkacağız. Öyle olsa gerek. Bakalım, bir soralım nasıl çıkıyoruz yukarıya. Devam ediyoruz. Şimdi yukarıdaki kaptan köşküne çıkmak için normal tura katılmak gerekiyormuş. Ben direkt bildiğiniz kaynak yaptım şuradaki gruba. Onlarla beraber içeri gireceğim şimdi. Normalde tek tek girmek yasakmış. O yüzden grupla gireceğiz. Şimdi yaşlı amcamız bize şey veriyor, briefing veriyor. İşte kafanıza dikkat edin, vurmayın falan diye. Ben gruptaymışım gibi hareketler ederek dikkat çekmemeye çalışıyorum. Şimdi içeri gireceğiz, kokpite doğru. Şu yukarı doğru çıkacağız. Evet. Burası bayağı dikmiş. O yüzden... Sus artık ya. Allah abi. O yüzden işte insanların içinden... Allah, kafamı vurdum. Abi ya. Yukarı bakmak istemiyorum. Kadının poposu direkt gözümün içine giriyor. Bu manzarayı çekmek istemedim ya. Evet, burası bayağı dik olduğu için özel tur yapıyorlar buraya. Evet, teyzemiz çıktı. Burası gerçekten... Bakın şöyle aşağıya bakarsanız... Ciddi... Okay. Thank you. Evet, bakın böyle merdiven bayağı bir dik. Teyzem herhalde onun ne anladıysa. Neyse. Evet. Bakın bayağı ciddi dik yani merdivenler. Ha, bakın oraya çıktık. Bildiğin dümdüz merdivene çıkıyorsun neredeyse yani. Bakın. Şuraya bak. Hi. How are you? Good, how are you? Good. All right, we're in the cockpit. Hey. Evet, burası bakın. Dışarıda uçaklar var buradan. Demin girdiğimiz yerler. Evet.
Evet, aşağıdan gördüğüm yer burası işte. Bakın buradan bütün flight deck'i görebiliyorsunuz. Evet, bakın burası gördüğünüz gibi. Karşıda bir tane daha uçak gemisi var. O bundan daha büyükmüş. Bakın bilmiyorum görebiliyor musunuz karşıda ama onu da çekeceğim daha sonra. Evet. Az önce yürüyüş yaptığımız yeri. Buradayız. Evet, kokpitte ufak bir bilgi aldık. Şimdi abimiz bizi başka bir yere götürüyor. Bakın bu arada neredeyse geminin en tepesindeyiz. Güzel bir manzara var buradan bakınca böyle. Bir kat daha aşağı inecekmişiz. Ben şöyle... O harika ya, yelkenler falan. Vallahi San Diego cennet, cennet. Devam ediyoruz. Yavaş da bize yavaş. Düşeceğim vallahi. Bunların ne işi var burada, 70 yaşına gelmişler. Kıracaklar, kemikleri de kaynamayacak. Ama işte insanlar geziyor arkadaşlar. Bakın demiyorlar 60-70 yaş demiyorlar, geziyorlar yani. Evet, yine bakın o uçağın tepesinden geçiyoruz. Aha ya. Değişik değişik aletler var arkadaşlar bakın. Aha, Kaptan Köşkü'ne geldik. Vallahi. Evet. O kadar çok Kaptan Köşkü'ne benzeyen yer var ki nereye bakacağımı bilemiyorum açıkçası. Bakın şöyle poz vereyim mi böyle gemiyi kullanırken? Evet. Bu ne ya? Berber koltuğu gibi. Evet, izin geldi, çıkabilirsiniz diyor. Ya herif işte buraya oturuyor bakın. Geminin bu tarafını izliyorlarmış. Bakın burada numaralar var. Kim bilir nasıl, neye bakarak şey yapıyorlar acaba? Şurada numaralar var. 50, 100, 150, 200, 250. İlginç. Vallahi çok ilginç. Binlerce şey var. Değişik alet, edevat var yani. Evet arkadaşlar, yavaştan turun sonuna geliyoruz. Bir tek aşağıya inmemiz kaldı. Şu anda tam en son kattayız. Bedava olduğu için yanlışlıkla bir tura katıldım. Tur da Kaptan Köşkü'nü gezen turmuş. O yüzden onun bitmesini bekliyorum. Kapılar kapalı, çıkamıyorum yani. Devam ediyoruz. Gemiyi komple gezdik diyebiliriz ama. Benim için de değişik bir tecrübe oldu. Askerliğini bedelli yapmış birisi olarak. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, çıktık gemiden. Pardon, çıktık kokpitten, şu arkamdaki yukarıdaki bölümden. Bakın yukarısı da değişik, başka bir dünya gerçekten. Gemi çok komplike bir tesis. Neyse, şimdi gemiden çıkalım, ondan sonra devam edelim. Bu gemi bayağı büyük. 2 saatten beri neredeyse buradayım. Devam ediyoruz. Geminin burada orijinal modelini yapmışlar. Yani bakın aşağı katlara falan böyle. Çok ilginç geldi bana. Göstermek istedim. Yani böyle kutu kutu, parça parça, küçücük küçücük odalar. Bakın merdivenlere kadar yapmışlar yani detayları. Ve below decks var, yani aşağı katlar diye bir yer varmış. Ben de merak ediyordum zaten alt katlarda ne var diye. Meğersem görmemişim girişini. Şimdi oraya giriyoruz. Tam çıkıyoruz, bittik, gidiyoruz derken böyle bir şey var burada olan. Restoranı da kapatmışlar. Bunlara da gerçek yemek sandım ha. Evet. Kapılar. Evet, buradan devam ediyoruz. Bu tarafa gösteriyor ok işaretleri bakın. Burada ne var? Burada değişik şeyler var. Bir alt kata daha iniliyor ama çok da fazla her yere sokmuyorlar. Mesela bakın buradan aşağıya iniliyor ama sokmuyorlar. Ha, orası motor dairesi, kazan dairesi galiba. Exit. Exit burada yok. Ha, burası bakın kilise tarzı, çapel. Burada ayin yapıyorsunuz. Günahlarınızı çıkartıyorsunuz. Denizde işlediğiniz günahları burada çıkartıyorsunuz herhalde. Bak, Ships Chapel diyor. Ha, burada bakın pilot herhalde bu olsa gerek.
kaskımdan öyle anlıyorum. Bakın iki kişilik odalar var orada. Devam ediyoruz. Bunlar şey dinliyorlar. Burası daha önce neymiş onu dinliyorlar. Bakın burası da herhalde yine şatafatlı bir abimizin odasına benziyor. Çünkü bakın orada gömleklerin üstünde bir sürü bayraklar. Yatağa gayet rahat. Vallahi gerçek yatak koymuşlar. Tuvaleti, banyosu, duşu burada. Güzel. Burası nedir? Ha, burası daktilo yazıyor bu çocuk burada. Devam. Oo, burası yemekhane. Bu kadar büyük yemekhane daha önce görmemiştim. Bakın askerler orada yemek yerken buzuna kadar yapmışlar. Güzel. Burası nedir? Burası da şey, paşaların yemek odası galiba. Baksanıza. Garson falan var. Dolu yani. Ekmek kızartma makinesi. Limonatacılı sinema makinesi var. Bakın uzun metraj. Evet, sanırım buradan devam ediyoruz. Buradan devam edelim. Yani burası mutfak. Mutfağı tabii büyük. Yani bu büyük mutfak. Daha önce gördüğümüz mutfak daha küçüktü. Bakın adam, bilmiyorum duydunuz mu ama ben çalışırken %30'u böyleydi falan bir şeyler duydum. Ben çalışırken dediğini duydum yani. Bakın bu adamlar, sarı şapkalıların çoğu asker ve burada büyük ihtimal gönüllü olarak çalışıyorlar. Yani havacı askerler, pilotlar olabilirler falan. Nereden gideceğiz ki ya? Şuraya bakalım bakalım. Evet. Allah Allah. Şuraya inelim o zaman. Girilmez demiyordu. Ben de girdim. Ama bak, kirliler bir yerden buraya düşüyor olması lazım yukarıdan ama. Neyse, buradan çamaşırcı arkadaşımız. Buradan herhalde ütü yapıyorlar burada. Bak evet, ütücü bu. Ütücü, dikişçi falan. Adamı duvara bakarak şey yapmışlar orayı. Şuraya bıraksalardı bari iyiydi. Evet, gördüğünüz gibi bir şehir gibi yani gemi. Ne ararsan içinde var. Restorantından tut, dikiş salonuna kadar. Dikiş salonundan. Bu ne yapıyor lan? Lan diş fırçasıyla temizlenir mi orası? Yazık, kalk. Şş. Kalk kalk. Bir canlanıyormuş bak. Devam. Acil çıkış burası diyor. Acil çıkış da oradan yukarı çıkılıyor. Sesler geliyor, evet, yukarısıya oradan çıkılıyor. Acil. Hangar deck. Ana. O kim ya? İlginç bir abi. Onun da yatağı. Güzel, küçük bir odası ama güzel bir odası var. Ne kadar kompakt odalar ya. Ben seviyorum böyle odaları. Kruz gemileri gibi. Aşağıya inilmiyor. Tuvalet, banyo, duş. Bakın duş sesi var. Bak birisi havluyu uzatmış oradan. Ne yapıyorsunuz? Suyu kapattı galiba. Yani gerçek sesleri vermişler. Speaker'dan, hoparlörden. Bak birisi burada tuvalette, bak ayakları gözüküyor. Tuvaletler, pisuvarlar. Yani burası nedir? Kazan dairesi gibi. Değişik değişik yerler. Evet, bakın burası mutfak. Mutfakta da tabii ki bir restoranda ne varsa 10 katı var yani. Fırınlar.
Tavuklara bak. Tavuk mu, hindi mi artık? Muffins yapıyorlar orada. Muffins diyorum şey. Adını unuttum. Yemediğim için hiç. Bakın burada böyle büyük lavabolar, tezgahlar. Mercimek mi o? Çakma çorba yapmışlar. Evet. Et kesme makineleri, lavabolar. Bildiğiniz restoran yani. Bakın temin bunları gerçek sandım ben ya, şu dışarıdan girerken devamlı. Evet, burası Throttle Board'muş. Gaz verdikleri yer herhalde şeyi. Gemiye güç verdikleri yer. İki tane de burada emekli asker var. İkinci Dünya Savaşı'ndaki günlerden bahsediyorlar. Yani burası, evet, aşağısı makine dairesi artık. Daha aşağıda gidiyor yani. Bakın daha burada bir kat var. Bunun altında bir kat da daha vardır eminim yani. Çünkü gemi gerçekten büyük. Bakın abiler, sarı şapkalılar, devam. Evet. Burası yani gemi o kadar müthiş ki ben ilk defa giriyorum böyle bir geminin içine. Geminin içinde her şey var. Postaneden tutun da marangozundan, kaynak şeyinden, hastanesinden. Şu anda hastane katındayız. Yerin altındayız. Bakın az önceki odada hastane yatakları vardı. Burada da ameliyathane var. Gördüğünüz gibi böyle. Yani çok her şeyi çekmemeye çalışıyorum ama bazıları çok ilginç gerçekten. Burada da bakın araştırmalı için ilaçlar falan var böyle. Değişik değişik şeyler var. Araştırma yapmak için herhalde mikroskoplar var. Burası neymiş? Burada da işte eczane gibi bir depo. Vallahi harika yapmışlar. Bak yani devam ediyoruz. Yine burada da değişik medical aletler var. Muayene odası burası. Burası röntgen mi, tomografi mi bilmiyorum ama devam. Doktorun ofisi galiba. Dişçi, diş bölümü. Bakın diş makinesi sesi gelmeye başladı bile. Yani içeri, daha içeri girmeden ses gelmeye başladı. Bakın bunlar diş yapıyorlar. Sesleri geliyor. Nereden geliyor ses? Buradan geliyor. Harika yapmışlar ya. Bak. Vallahi gel, adam ayakları da oynuyor. Çok iyi. Burası X-ray odasıymış. Radyasyon malzeme. Evet, hastaneden çıkıyoruz. Devam ediyoruz.